Ama gel ki toplumun influencerları olan öfkesiyle bu öfkeden yararlanmak isteyen ve bunu bir izlenme haline getiren bir takım kişilerce ortaya sunulan bilmem kaç sene öncesine ait olan bir görselde tamamıyla insanları çarptırmasından kaynaklı insanların öfkesini böyle öfkeler daha çok kabarsın da ben daha çok yorum alayım da daha çok paylaşım alayım da daha çok izlenme alayım da hatta bu izlenme karşısında takipçilerimi parayla kendime abone edeyim de bu yalanları paralı abone olanlara sunayım deyip cebini doldurma derdinde olan bir takım insanların yaydığı görseller neticesinde bunların hepsi araştırılsın, bunların hepsi aynı, bunların hepsi kısa sürede zenginleşti gibi bir beyanla ortaya çıkıp bu noktaya geldik. 10 tane araba parasına, Türkiye'de bir araba alırsın 125 bin dolara aldığım 10 tane evi temcit pilavı gibi nasıl alındı nasıl alındı kısa sürede zenginleştiler kesin kara para var bunların işte baronu var bunların işte şurayla Gürcistan'la Dubai'yle bağlantıları var aklınıza gelebilecek bütün spekülasyonları böyle hiçbir şekilde rahatsızlık duymadan sırf izlenme uğruna yayanlar olayları bu noktaya getirdi. Ha şunu da söyleyeyim ben burada aldığım yaptığım yatırımları 125 bin dolara aldığım o küçük küçük evleri yani 10 tane araba almışım gibi düşün aslında bu zamana kadar. 10 yıllık kazancımla hepsini zaten devlete de sundum. Şu anda onlar da araştırılıyor. Ha bütün bunlar geride kalacak bu araştırmalar yapılacak ve diyecekler ki evet burada bir kara para vesaire bir şey yok. Bunu diyecekler. Ama bu süreçte ne olacak onu söyleyeyim size. Şimdi benim reklamlarımın iptal edilmesini, imajımın yerle bir edilmesini bir kenara bırakıyorum. Hiç dert değil. Vallahi bir benim parayla pulla zaten bir işim yok. Ben çalışır, her türlü bir işte çalışır paramı kazanırım. Ama bu süreçte bizim şirketimiz evet kayyum atanacak. Onu bekliyoruz. Şimdi kayyum atanırsa ne oluyor? Kayyum atandığında önceliği tabii ki de borçları vesaireleri ödemek oluyor. Şimdi ne olacak? Bizim hani size demiştim ya biz hani bir sürü mal ürettirdik. Bütün paramızla artı üstüne kredi çekerek mal ürettirdik ki bu ekonomiyle yarışabilelim. Hani fiyatlarımıza sürekli zam yapmak zorunda kalmayalım. Daha çok mal ürettirelim ki daha uyguna satabilelim demiştik ya hani. Depoda ağzına kadar mal dolu olduğu için tabii bunları satıp o insanların borçlarını da ödeyeceğiz bu süreçte. Ama ve lakin önceliğimiz her zaman için bizim şirket olarak personelimiz olmuştur. O yüzden onlarla bir onlarla bir konuşma yaptık ve hepsine tazminatlarını vererek kendilerine başka bir iş bakmalarını rica ettik. Çünkü şöyle tabii bütün platformlarda arkasına kapanıyor ya sadece web sitesinden artık satışımız olacak. Ve dolayısıyla da bu kadar çok personelin maaşını belki yani bu davalar ne kadar süreceğini bilmediğimiz için kayyum ne kadar süre bizim şirketimizde kalacak bilmediğimiz için uzun vadede onlara maaşlarını ödeyip ödeyemeyeceğimizi bilmediğimizi ilettik. Ve o yüzden de ilk önceliğimiz sizsiniz dedik. Lütfen tazminatlarınızı alın. Ve bu arada biliyorsunuz bizim İstanbul'daki evimizde duruyordu. Ve işte kira orası da kira olduğu için oranın da kirasını ödüyorduk hani. Gelip gideceğiz. Orası da dursun diyorduk ama maalesef bu gelen blokeler vesaire. Dediğim gibi buradaki evlerin kirası da bu yaşadığımız yeri karşılıyordu sadece. Yani bütün bu evlerin toplamının kirası buradaki kiramızı karşılıyordu. Ya yani şu an kendi evimizde oturuyor gibiyiz aslında bakarsanız. Ama Türkiye'deki ev öyle değil. Türkiye'deki kazancımızdan ödeniyordu. O yüzden onu da kapatmak zorunda kalıyoruz şimdi. O evde gidecek. Kapanacak yani. Biz ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Biz burada bir güzel bir merkez açacaktık ya hani. Tabii Türkiye'deki şirketten buradaki şirkete gelecekti onun parası. Tabii bütün paralar her şey bloke şu anda. Hiç öyle bir yani hani tamamıyla kapana kısılmış durumdayız. Belki bir yerde ben çalışmaya başlayabilirim. Çünkü çocukların masrafları, yediğimiz, içtiğimiz yani onlar için bir para lazım en nihayetinde. Ve Türkiye'de bir paramız yok yani olan şirkette malları
ödemeye gidecek. Bu sürede işte web sitesinden falan satış olursa onlar da ona gidecek. Bu süreçte de tabii web sitesinden falan sürekli reklam yapacağım. Çünkü orada yaptırdığımız malı en azından ödememiz lazım ki hani bir de icralık olmayalım. Bir de yani bir şekilde iflasa sürükleniyorsunuz yani. En çok da herkesin emeği vardı. Ona üzülüyorum. Çok çünkü her şeyi böyle inceleyip sık dokunmuştuk. Markamızla ilgili en ufak bir şikayet yoktu. Herkes işini çok güzel yapıyordu. Şimdi bütün personelim hepsi işsiz kaldı. Koruyamadım yani onları. Koruyamadım, sahip çıkamadım gibi hissediyorum. Böyle işte. Ben onlara bir söz verdim. Hani ben bir şekilde bugünler geçecek ve tekrar hepinizi arayacağız dedik. O yüzden de hani bu süreci umuyorum atlatabiliriz. Umuyorum iflas etmeyiz bu süreçte. Umuyorum hepsini geri alabilirim. Hani şey değil artık olay böyle hani aklanmaktan falan çıktı anlatabiliyor muyum? Hani o aklanma olayı zaten bir gün geldiğinde evet diyecekler ki tamam bunlar da kara para falan yokmuş diyecekler onu ben bildiğim için. Ama süreç kim bilir bu davalar ne kadar sürecek? Kim bilir kaç ay sürecek? Of, hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ay kusura bakmayın. Bu esnada... Oh, ay özür dilerim ya. O kadar doluyum ki. Tabii bu esnada buraya yansıtmadığım çok çok böyle zor durumda olduğum çok zamanlar oldu. Böyle kamerayı açtım, kendi kendime konuştum. Bir sürü videom var. Hatta sonrasında şöyle bir şey düşündüm. Bütün bu videoları ileride bir gün bu davaların hepsi bittiğinde öyle ya bitecek yani. Bitmeyecek bir şey yok şu hayatta. Hepsini böyle koyup arka arkaya bir belgesel yapacağım. Medyanın geldiği son noktayı, ortaya atılan herhangi bir yalanı, manşetlerin nasıl gerçekmiş gibi yansıttığını, bir insanın emeklerini, kariyerini nasıl hiç acımadan bitirdiklerini hepsini anlatmak istiyorum o zaman. Hatta süreci de arkadaşlarımdan video çekmelerini rica ettim bana atın diye. Çünkü kullanacağım, belgeselde de kullanacağım o insanların neler yaşadığını, arka planda neler geçtiğini, ne kadar büyük stresler yaşattıklarını A'dan Z'ye hepsini arkadaşlar mesaj atıyor. İnsanların insafında kalıyorsunuz bir zamandan sonra. Sadece size inanmak isteyen inanıyor. Geri kalanı inanmıyor zaten. Öyle ya. Arkadaşlarımın bile insafına kaldım yani şu anda. Çok gururum üzerinde, çok. Hep aynı soru biliyor musunuz? Ya bununla ilgili gerçekten artık bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, senelerdir milyonlarca insanın izlediği bir hesabı yönetiyorum ben. Yüzlerce firmayla çalıştım, yüzlerce reklam aldım. Bakın siz beni para kazanmaya layık görmüyor olabilirsiniz. Ama bugün Türkiye'deki bütün global markalar ne zaman bir ürün çıkarsa hepsi bana geldi. Ben tanıtım yaptım, reklam yaptım. Bu reklamın bir karşılığı var. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz? Karşılığı var ki bu reklamlar satışa dönüyor ki bu markalar senelerce geldiler bana. Her ne kadar şu anda vazgeçmiş olsalar da. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl aldım, nasıl aldım? Ben nasıl aldığımı zaten devlete de vermişim.
belgeleriyle göndermişim. Bu ne demek ya? O kadar içim acıyor ki. Hiç yapmadıysam en az kaç bin tane reklamımı gördünüz benim burada. Demek ki bir karşılığı var ki tekrar geri geliyorlar. Demek ki ben ürün sattırabiliyorum ki tekrar geri geliyorlar. Demek ki ben kampanya duyurabiliyorum ki tekrar geri gelip bana ödeme yapıyorlar. Yani nasıl beni sırf para kazanmaya layık görmediğiniz için beni hırsızlıkla itham ediyorsunuz ya. Yapmayın ya. Yapmayın, sizin insaniyetiniz nerede kaldı? Sizin sağduyunuz nerede kaldı? Sizin Müslümanlığınız nerede kaldı? Nasıl benim hakkıma giriyorsunuz bu kadar? Zaten bunun hesabını nasıl aldığımı vermişim ben devlete. Zaten baktığında benim nasıl aldığımı görüyorlar. Ne kadar para kazandığımı, karşılığında ne kadar vergi ödediğimi, hangi paranın nereden nereye ne şekilde gittiğini görmüyorlar mı? Görüyorlar. Ama yok, siz sırf layık görmediğiniz için, sırf bu yüzden diyorsunuz ki bu paralar nasıl kazanıldı? Bu paralar alınamaz. Neden alınamazsın? Biriktirdim, aldım. Yıllardır reklam yapıyorum ben. Yıllardır markalarla çalışıyorum. Kendi markam yokken de, güzellik merkezlerim yokken de reklam yapıyordum ben. Milyonlarca kişi izliyor bu hesabı. Aylardır beni konuşuyorsunuz. Demek ki var bir tanınırlığım, değil mi? Ama beni hırsızlıkla suçladınız sırf bu yüzden. Bak, önümüz Ramazan, hep söylüyorum. Hepiniz oruç tutacaksınız ama insan hakkı, yiyip yiyip oruçları tutmak olur mu? Kul hakkına girip olur mu? Yarın öbür gün göreceksiniz hiçbir şey olmadığını. Sırf beni layık görmediğiniz için bu kadar iftira. Bittim gerçekten ya. Etrafıma, eşime, dostuma ben yapmadım demekten yoruldum. Markalar beni aradığını, ben bir şey yapmadım ki demekten yoruldum. İnsan nasıl birini sırf layık görmediği için, sırf öyle olduğunu düşündüğü için bu kadar rahat iftira atabilir ya? Aa, verdim diyorum size. Bütün devlete belgelerimi verdim, ödediğim vergilerimi verdim. Paramın nereden geldiği belli, nereye gittiği belli, kestiğim fatura belli, belli, bunların hepsi belli. Ama bütün Türkiye'ye rezil rüsva oldum. Dayanamıyorum artık, nefes alamıyorum. Bu çok zor bir şey arkadaşlar. Çok zor bir şey. İftira çok zor bir şey.